Çok kıymetli arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler. 9. sınıfın kitabında kaldığımız yerde devam ediyoruz. 17. sayfadayız. Ecit temrinati kema fil emsileti müstainen bil kaimeti latiyeti. Aşağıdaki listeden yardım alarak örnekteki gibi alıştırmaları devam ettir. Bakın burada kalemun asfaru, raculun ganiyyun. Her bir kelimeye birer sıfat gelmiş. Arapçada sıfatlar sonrasında kullanılır. Yani kalemun asfaru, sarı bir kalem. Raculun ganiyyun, zengin bir adam. Biz Türkçe'de sıfatı ilk önce söyleriz. Zengin bir adam. Ama Arapça'da ilk önce adam, sonra zengin zikredilir. Tercümeye başlarken sıfattan başlar. Zengin bir adam. Mümhatun hamra'u. Kırmızı silgi. Mistaratun gasiratun. Kısa cetvel. Defterun cemilun. Güzel bir defter. Tabibun suriyun. Suriyeli bir doktor. Talibetün zekiyetün, zeki bir öğrenci. Bakın, talibetün müennes olunca sıfatta müennes olarak gelmiştir. Küratun vahidetün, bir top. Şimdi bakalım burada haza kalemun. İsim işaretimiz geldi. Bu bir kalemdir. Haza kalemun asfar. Bu sarı bir kalemdir. Yani burada basit müfteda ve haberden oluşan cümlemiz var iken bu sefer habere bir sıfat ekliyoruz. Haza kalemun asfaru, sarı bir kalemdir. Hazihi mimhatun, bu bir silgidir. Hazihi mimhatun hamra'u, bu kırmızı bir silgidir. Bakın burada zalike, demiştik ki ne içindi bu zalike? Uzak için ismi işarettir. Şu anlamındadır. Ama tercümede zaman zaman bu dememize de mahsur yoktur. Zalike raculun, şu bir adamdır. Zalike raculun ganiyyun, şu zengin bir adamdır. Tilke, bu da müennes için kullanılıyor. Uzak için ismi işarettir. Tilke mistaratun, şu bir cetveldir. Cetveldir. Tilke mistaratun gasiratun, şu kısa bir cetveldir. Evet, yukarıdaki listeden aşağıyı tamamlamamız istiyor. Burada bakalım. Defter var. Haza defterun cemilun. Bu güzel bir defterdir. Yani ilk önce haza defterun, sonrasında da haza defterun cemilun şeklinde şunu oraya getiriyoruz. Hazihi küratun, hazihi küratun, bakalım. Vahidetun, burada oraya gelecek. Tek bir toptur. Zelike şu, tabibun, bakalım. Tabib, evet, doktordur. Tabibun suriyun, Suriyeli bir doktordur. Zelike tabibun suriyun. Tilke talibetun, şu bir öğrencidir. Sıfatı neymiş bir bakalım. Evet, zekiyetun şeklinde gelmiş. Talibetun zekiyetun. Evet, tilke talibetun zekiyetun şeklinde. 10. alıştırma. İstemi ilel ayetil kerimeti. Ayet-i kerimeyi dinle. Ve itha tekrar et. Sümme teemmel manaha. Sonra manasını düşün. Ben tercüme edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhannâsü, ey insanlar. İnnâ halaknâkum min zekerin ve unsa. Şüphesiz biz sizi yarattık. Bir erkekten ve bir dişiden yarattık. Ve ceannâkum şu'ûben ve kabâile litârafu. Sonra sizi, evet, kabilelere ve bölgelere ayırdık. Niçin? Lite'arofu. Birbirinizle tanışasınız diye. İnne ekramekum indellahi etkakum. Şüphesiz Allah katında en yüce olanınız
Yani takvalı olanınızdır. İnna Allah alimun habir. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdardır. Evet, 18. sayfadayız. Ecrit temrine kema fil emsileti sümme kra'hu. Örnekteki gibi diyor, alıştırmayı devam ettir, sonra onu oku. Bakın değerli arkadaşlar, zamirleri görmüştük. Hüve o anlamında üçüncü tekil şahıs. Bu hüveye uygun olarak fiilin çekimini göreceğiz. Tabii muzari fiile yavaş yavaş giriyoruz. Bakın bizim bir fiili muzari yapabilmek için mazinin başına dört tane harf getiririz. Onlar elif, işte y, nun ve t harfleridir. Mesela burada y gelmiş. Normalde bir fiilin muzaresini söyleyin dediğimizde y ile olanı söyleriz. Bunlar şahıslara göre işte değişiklik şekiller, değişik şekiller. Mesela yeftahu, bunun orijinali nedir? Fetaha fiilidir, değil mi? Fetaha, yeftahu, bunun başına y getiririz. Y'yi kaldırırız. Elif getirdiğimizde eftah olur. Yeftahu o açıyor. Elif olunca ben açıyorum. Nun gelince y'nin yerine neftahu biz açıyoruz. T gelince sen açıyorsun veya müennes için o açıyor anlamına gelir. Yeftahu açıyor veya açar. Geniş zamanla anlamı da vardır. Gelecek anlamı da vardır muzaride. Ye'kulu yiyor. Yekra'u okuyor. Yebde'u başlıyor. Yeclisi oturuyor. Yektubu yazıyor. Evet, zaten aşağıdaki resimlerde hangisi ise ona göre onu getiriyoruz değerli arkadaşlar. Tabi bu hüveye göre gelen kısımlar. Hiye'ye göre, hiye müennes. Bakın bu sefer teftahu o açıyor, te'kulu o yiyor, bayan, tekra'u, tebde'u, teclisu, tektubu şeklinde gelecektir. Ene'ye göre de bakın ene'de elif geliyor, eftahu. Ente'de teftahu sen açıyorsun. Nahnu'da da bakın enti'de teftahine şeklinde geliyor. Diğer fiilleri de buna göre yaparız. Mesela te'kulu ise bu sefer eftahu akülü şeklinde gelir değerli arkadaşlar. O zaman fiilin bir muzari fiil çekersek şöyle çekeceğiz değerli arkadaşlar. Yeftahu, yeftahani, yeftahune, teftahu, teftahani, yeftahne, teftahu, teftahani, teftahune, teftahine, teftahani, teftahne, eftahu, neftahu şeklinde muzarinin çekimi yapılmaktadır. Tabi sadece çekmek yeterli değil. O farklı yapılarda işte mesela müzekkerde, müenneste, müfrette, tesniyede, çoğulda hangisi gelir? Onların anlamlarını düşünmemiz ve bilmemiz gerekir. Şu örnekler az çok bu konuda ipucu vermektedir. Ecib anil esiletil atiyeti. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Müstainen bima beynel kavseyni, parantez içerisindekilerden yardım alarak aşağıdaki sorulara cevap ver. Kema fil misal, örnekteki gibi. Meta yebdeut dersu, ders ne zaman başlayacak? Ba'de galilin, bakın önemli bir kullanım, biraz sonra. Bede'e yebdeu, muzari fiilimiz bede'e mazisi, yebdeu, ders ne zaman başlayacak? Yebdeut dersu ba'de galilin, ders biraz sonra başlayacak. Meta yebdeul amelu, iş ne zaman başlayacak? Evet, şu metayı atıyorsunuz. Cümleyi olduğu gibi söylüyorsunuz ve sonrasında da ne zaman başlıyorsa onu ifade ediyorsunuz. Yebdeul amelu kable zuhru, öğleden önce başlayacak. İş öğleden önce başlayacak. Meta yebdeut dersu, ders ne zaman başlayacak? O zaman bakın attık. Yebdeut dersu kable zuhru, öğleden önce başlayacak.
Meta yentehil ale amelu. İş ne zaman sona erecek? Bakın yeptehu başlayacak. Yentehi sona erecek. Evet, yentehil amelu bade galilin biraz sonra sona erecek. Meta yentehit dersu. Ders ne zaman sona erecek? Yentehit dersu bade galilin biraz sonra sona erecek. İstemi ilel cümelilleti beyne kavseyni. Parantez içerisindeki cümleleri dinle. Sümme ekmilil feragati minel gaimeti el atiye. Aşağıdaki listeden boşlukları tamamla. Kema fil misal örnekteki gibi. Şimdi değerli arkadaşlar burada iclis kelimesini görüyorsunuz. Sonu cezimli. Bu artık emri hazır kalıbı. Yani karşımızdaki şahıstan bir şey yapmasını istediğimizde kullandığımız sigaya biz emri hazır diyoruz. Yapılışı basit. Bu fiilin sülasisi nedir? Mazisi celesedir. İlk önce muzarisini bulacağız tabii ki. Yukarıda muzari nasıl yapılır söyledik. Başına muzarat harflerinden birisini getiriyoruz. Onlardan birisi ye idi, getirdik. Yeclis oldu. İlk yaptığımız şey muzarat harfini atıyoruz. Ye'yi sildik. Bu sefer sakin kaldı bakın. Sonunda cezimledik. Y'yi sildik. Sonunda cezimledik. Bu sakin harfle başlayamadığından dolayı bir hemze getirdik. Bakın sonunu cezimlemiştik. Ama bu hemzenin harekesi acaba ü mü, e mi, i mi? Burada i çünkü bizim itibara aldığımız şey muzari fiilde, muzarideki aynül fiil yani ortadaki harfin harekesi. Ortadaki harfin harekesi kesir olduğundan bu da kesir olacak. Ötrü olduğunda bakın yenzuru unzur ötrü olacak. Ama feth olunca yine kesir olacak. Bunun yapılışı bu şekilde. Evet, iclis. Birinci örnek, iclis mekanik. Yerine otur. Bunun üzerine celeset talibu mekanehu. Öğrenci yerine oturdu. Bakın. Burada ikra değil mi? Kara, yekra, ikra. Kitabı oku. Yekra urracule el kitabe. Adam kitabı okuyor. Evet, buraya ikra gelecek. Bakalım burada hangisi gelecek? Sekete dediğine göre üsküt diyecek. Üsküt, sus. Min fadlik, lütfen sus. Seketel veledi. Bunun üzerine de çocuk sustu. Evet, derasa yedrusu. Buraya da udrus şeklinde bir fiil gelecek. Emir fiil. Udrus. Udrusu derse ders çalış. Yedrusu talibi et derse öğrenci de ders çalışıyor. Devam edelim. Bakın laibe fiili var. Bunun emrini yapacağız. Yel abu il ab şeklinde gelir değerli arkadaşlar. İl ab. Zira yel abu bakın ortadaki harf muzaride yel abu fethalı olduğu için başına getireceğimiz hemzenin harekesi kesre olacak. İl ab sonunda cezimledik. Laibel veledu bilubetihi, çocuk oyuncağıyla oynadı. Evet, burada nazara fiili var. Bunun emri yukarıdaki listede var. Bakmaya gerek yok oraya. Unzur değerli arkadaşlar. Unzur, unzur, en nafizete pencereye bak. Nazaral veledu ile nafizeti, öğrenci pencereye bak. Evet, burada fetaha var. Tabii ki iftah gelecek. Açmak anlamında bir fiil. Tabii ki emir olunca aç anlamında iftah nafizete saffi sınıfın penceresini aç. Bunun üzerine ne yaptı öğrenci? Fetaha talibu nafizete saffi öğrenci sınıfın penceresini açtı. Evet, burada dahale fiili var. Diyeceğiz ki
Sınıfa sessizce gir. Bi hudu in, değil mi? Sessizce. Udhul diyeceğiz. Udhul es-saffe bi hudu in. Sessizce sınıfa gir diye talimat verdi birisi. Dakhala Ahmetu saffe bi hudu in. Ahmet de sınıfa ne yaptı? Sessizce girdi değerli arkadaşlar. Evet, burada bırakalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.